Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıkça söylemiş. Tünkahul mer'atu li erba'in. Bir kadın dört sebepten dolayı ne yapılır? Ne yapılır? Nikahlanır, evlenilir. Limaliha. Kimisi kadının malından dolayı tercih eder. Vay be, zengin bir kayınpedere kapak attık mı dünyayı kurtardık. Ahirete Allah kerim diyor adam yani. Vay be diyor. Ne yapıyorsun diyor. Diyor kayınpeder malı yiyorum falan mesela. Yani bu bir malı. İki, veli cemaliha, kadın güzeldir. Vay be, ne güzelmiş be falan. Üçüncüsü, veli nesebiha, nesebinden dolayı. Dördüncüsü, veli diniha. Neden dolayı? Dininden dolayı. Bunlardan dolayı kadın tercih edilir. İnsanların eş tercihindeki sebepler dört tane diyor Peygamberimiz. Peki hadis-i şerifi burada bırakırsan hepsini yapabilirsin. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Fazfer li zati din. Sen neyi tercih et, neye ulaş? Dinli olanı seç. Bunu araştır. Yoksa teribet yedake ne olur? Ellerin kurur diyor. Toprak olur. Sıkıntı yaşarsın. Bak. Güzellik gider. Mal seni rezil eder. Cemal gider. Nesep biter. Ama din olmadın mı dünya da gider, ahiret de gider. Onun için sen bunu seç diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peki ben bir şey demiyorum. Siz kendiniz sorun. Etrafınıza bakın, düşünün. Kaç kişinin dini hassasiyeti var damat gelin seçerken? Benim oğlum, benim evladım namaz kılan bir insana gitsin ya. Benim birinci şartım namaz. Namaz olmayan bir yere ben kız vermem. Var mı böyle açık açık söyleyen delikanlı gibi böyle? Ümraniye'de bir apartmana girdim. Apartmanda şöyle yazıyor. Bu apartmanda 5 vakit namaz kılmayan oturamaz diyor. O zaman cep telefonu falan yoktu var ya. Olsa da resim çekecektim yani. Ben çok resim çekmeyi sevmem ama yani gerçekten o zaman böyle onun resmi çekilesi bir şeydi yani. Adam ne güzel yazmış ya. Bu apartmanda ev sahibi, kiracı fark etmez yazıyor. 5 vakit namazını kılmayan bu apartmanda oturamaz diyor. Bu bey namazı apartmanda yerimiz yok diyor. Şimdi adam diyecek ki ayrımcılık. Ya ne alakası var kardeşim ya? Niye Lyon kulüpleri bilmem ne mason kulüpleri yok mu? Üye olmayan giremez. Onunla da mı ayrımcılık yapıyor? Yani bir hemen böyle bir saldırı. Hayır kardeşim ben böyle. Benim işçilerim arasında namaz kılmayan adamı ben çalıştırmam. Ya da ben namaza izin vermeyen bir yerde çalışmam dedik mi? Demedik. Gelin ararken de, damat ararken de böyle. Hep dünya. Onun için işte zaten yuva buradan sıkıntı yaşıyor. Yuva burada aslında kuruluyor. Yuva burada başlıyor yani. Allah-u Teala bu noktadan başlayarak hakiki samimi evlilikler nasip eylesin inşallah aileler. Peki çare ne? Bakın az önce misal verdik. Çareyi de söyleyelim, ayeti tamamlayalım. Vaktim doldu. Buradan deldin. Kovayla su almaya gittin. Baktın ki kova delik. Çeşmenin altına koyuyorsun. Alttan kaçırıyor. Çare ne? Vur tekmeyi kovaya gitsin. Öyle mi? Çare bu mu? Değil. Çare ne? Yamayacaksın. Tamam mı? Vur tekmeyi gitsin. Olmaz. Bu en büyük hatadır. Eksiklerini. Eşine karşı. İki taraf için de söylüyorum. Tek taraflı değil, iki tarafta karşı. Eğer bir hata yaptıysan, eğer bir eksik kalp kırdıysan bunu tamamlayacaksın. O da sana karşı. Bunun en güzel ölçüsü, Allah gani gani rahmet eylesin, Mahmud Efendi Hazretlerimizin damadı Hızır Hocamız çok güzel söylüyor. Müslümanın evliliği nasıl olması lazım? Şu kova, hani misal verdik ya kovadan. Kova hiç delik yok değil mi? Su dolar. İşte diyorum Müslüman ilk gün... Yani soru, bir Müslümanın evliliği nasıl olması lazım? İslami bir evlilik, peygamber gibi, sahabe gibi bir evlilik nasıl olması lazım? Cevap, 40 yıl da geçse ilk gündeki heyecan, ilk gündeki sevgi, ilk gündeki huzur, ilk gündeki birbirine karşı duyulan muhabbet 40 yıl da geçse hala duruyorsa işte İslam'ın evliliği budur diyor. Ne zor bir şey değil mi? Hadi ya, belki içimizden böyle dediniz yani. Aslında zor değil de. Bugün biz zorlaştırdık. Bakın İslam'ın istediği evlilik, şu Rum suresindeki Allah-u Teala'nın koydum dediği sükunet, sevgi ve merhametin olduğu evliliğin ölçüsü ne? Nişanlı olan herkes hatırlar nişanlılık dönemlerini değil mi? İlk günler. Hani ne diyoruz ilk günlere ne ayları? Cicim bicim ayları falan. İşte o aylarda nişanlıyken düğün arefesinde nasıl heyecan değil mi? İkisi böyle nasıl heyecanlanıyorlar? İlk gece affedersiniz ilk geceyi düşünün mesela. Nasıl bir heyecan var değil mi? Nasıl ilk gün sabahını düşünün. Efendim böyle nasıl bir kibarlık, nasıl bir böyle birbirine sevgi falan vesaire. İşte bal ayı değil mi? Bal ayı. İşte Hızır Efendi diyor ki o bal ayı var ya bal ayı değil mi? 40 yılda geçse hala o ne olması lazım? Hala aynı bal devam etmesi lazım. Biz balı ilk aylarda bitiriyoruz kardeş. Ondan sonra bal çok affedersin ama özür dilerim ama zehire dönüşüyor yani. Öyle değil mi yani maalesef? Yani nereden biliyorsun hocam? Gelen sorulardan biliyoruz. İnsanlar soruyorlar, bakıyorsun, üzülüyorsun yani. Niye böyle oluyor? Nasihat ediyorsun olmuyor. O tarafı söylüyorsun olmuyor, bu tarafı söylüyorsun olmuyor yani. İşte bal ayı diyor Hızır Efendi. İlk aylar 40 yılda geçse öyle. Bunun örneği kim? En büyük örneği kim?
Dua yaparken hocalar nikah duasında ne dua ediyorlar? Allahümme ellif beynehuma, değil mi? Ey Allah'ım evlenenlerin arasına sevgi, muhabbet, ülfet ver. Ne gibi? Kema ellefte beyne Muhammed Mustafa ve Hatice del Kübra, değil mi? Mesela Peygamberimiz Muhammed Mustafa ile Hazreti Hatice'nin sevgisi, muhabbeti gibi, ülfet gibi ülfet ver. Öyle miymiş? Öyleymiş ya. Hazreti Hatice vefat etmiş, aradan yıllar geçmiş, Hazreti Peygamber, Hazreti Hatice ile alakalı bir eşya, bir mal, bir elbise vesaire gördüğü zaman Efendimiz hala o heyecan, o sevgiyi duyuyor, özlem duyuyor ve Peygamberimizin bazen böyle gözünden yaşlar akarmış ya. Düşünebiliyor musunuz? Ne sevgi be, ne muhabbet ya. Ama Hazreti Hatice de yani affedersiniz tabiri caizse acayip. Delikanlı gibi kadınmış ya. Peygamberimiz ilk vahiy geldiği zaman titreyerek geliyor. Hatice diyor bana bir şey oldu. Hatice ben delirdim mi? Ben diyor ne yaptım? Cinlendim mi diyor. Bana bir şey oldu. Ha Efendimiz şaşkınlıkla böyle eve geldiği zaman değil mi? Bir olay yaşıyor, bir dehşet yaşıyor, bir sıkıntı yaşıyor. Kainatın sultanı Muhammed Mustafa'ya peygamberlik veriyor. Cebrail'i ilk görüyor aleyhisselam, ilk görüyor. Efendimizin o heyecanı, o sıkıntısında Hazreti Hatice, ya senden hayır mı gördük zaten? Ne biçim adam sen? Ne oldun belli değil. 3 senedir zaten mağaraya gidiyorsun. Ne yaptın belli değil. Haşa öyle mi diyor? Şimdi insanlar hizmet ediyorlar. Sohbete gidiyorlar. Derse gidiyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Evdeki mübarek kadınlar ne güzel benim kocam Allah yoluna gidiyor diyeceğine. Ya ne biçim adamsın sen bilmem ne falan. Mesela Hazreti Hatice nasıl karşılamış? Demiş ya Muhammed korkma. Üzülme. Allah sana kötü bir şey yapmaz. Sen çok iyi bir adamsın. Sen cömertsin. Sen akrabanı gözetirsin. Ne başına geldiyse bilmiyorum ama gel gidelim bir ehline soralım ama sana kötü bir şey olmaz demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o teselli bana öyle bir teselli oldu ki diyor. Hayatın hiçbir anda unutmuyor onu Efendimiz. Onun için 40 yıl geçse bile Hazreti Hatice'yi andığı zaman gözlerinden yaşlar akıyor. Böyle olması lazım. Şimdi adam evinde bir sıkıntı çekiyor. Eve geliyor hanımıyla bir şey paylaşacak. Hanım demesin ki lan zaten sen beceriksizdin be. Ne beceriksiz adamdı beceremedin ya. Yani dışarıdaki bir vuruyorsa evden de bir vuruyor. Böyle olmamalı yani. Veya kadın bir sıkıntı yaşıyor ailesinin evinden. Kadın sana diyor ki ya diyor böyle böyle annemden babamdan ailemden bir sıkıntı var. Ulan senin zaten ailen hepsi de hayırsızdı diyorsun. Böyle olur mu kardeşim yani? Birbirine sahip çıkacaksın. Bak ayeti kerime hünne libasun leküm ve entüm libasun lehün. Onlar size elbisedir siz onlara elbisesiniz diyor Allah-u Teala. Elbise ne yapar? Ha? Soğuktan sıcaktan korur. Seni muhafaza eder. Aybını örter. Bir evliliğin temeli bunlardır. Biz bunları kaybettik cemaat-i Müslüman. Kaybettik. Onun için de maalesef bugün yuvalar yıkılıyor. Hele ki şu pandemi sürecinde biraz daha teşrik-i mesai olunca Allah ayrılmalar çoğalıyor. Halbuki eskiden hep ne diyordu insanlar? Ya kocamın yüzünü göremiyorum, kadınımın yüzünü göremiyorum, çok yoğunum falan. Ne güzel şimdi işte beraber bu sefer de ya çok beraber olduk ayrılıklar başlıyor. Bizi bir ayarımız yok maalesef yani. Halbuki böyle olmaması lazım. Saygı, sevgi, muhabbet, ülfet. Allah'ım bak Rum suresi unutmayalım inşallah. Rum suresindeki ayet-i kerimeyi varsa eksiklerimiz yamamayı, tamir etmeyi nasip eylesin. Hepimizin yuvasına huzur nasip eylesin. Kaybetmemek üzere. Sevgi nasip eylesin. Kaybetmemek üzere. Merhamet nasip eylesin. Kaybetmemek üzere. Mevla Teala. Ve bu şekilde dünya ve ahirette ebediyen, ahirette de insanlar eşlerle beraber olacak. Ebediyen eşlerimizle beraber huzurlu bir dünya hayatı ve ahiret hayatı nasip eylesin inşallah.